İyi akşamlar. Moda TV Spor 52 programına hoş geldiniz. Bu akşam iki konuğumuz var yine. Türkiye'de çok bilinmemiş, yeni yeni faaliyetlerde olan ve başarılarla dolu bir spor dalını sizlere tanıtacağız. Ve bu spor dalında bir antrenör arkadaşımız ve sporcu arkadaşımız bu akşam bizlerle birlikte olacaklar. Onlarla birlikte softball'u konuşacağız. Softball Türkiye'de ne durumda, dereceleri ne durumda, kaç sporcusu var, milliliği ne durumda, bunları konuşacağız. Bir tarafta ilk önce antrenörümüz Adem Hacı Fettahoğlu. Adem Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Tabii ki. Öncelikle Ahmet Bey programımız hayırlı olsun. Sizleri yakından takip ediyoruz. Güzel işler yapıyorsunuz. İsmim Adem Hacı Fettahoğlu. 1991'de spora tekvando ile başladım. Yaklaşık 2009 yılına kadar aktif olarak tekvando yaptım. 2009 yılından sonra tekvando antrenörü ve tekvando hakemliği yaptım. Hemen akabinde softball branşıyla tanıştık. Yaklaşık 3 yıldan beri, son 3 yıldan beri de softball yapıyoruz. FAS'ta faaliyetimizi devam ediyoruz. Bu şekilde şu an devam ediyoruz. Evet, Beyza Nur Pile. Milli sporcusunuz, softball yapıyorsunuz. Bize kendinizi tanıtır mısınız Beyza Nur? Ben Beyza Nur Pile, 10. sınıf öğrencisiyim. 4 yıldır Fatsa Spor Kulübü'nde softball branşında yer almaktayım. 2019 yılında da Hırvatistan Zagreb'de milli sporcu olarak geldim. Evet Adem Hocam, günümüzde bir sürü spor dalları var. Evet. Softball Türkiye'de yeni yeni, daha belki birçok alanda ismi duyulmamış bir spor dalımız ama özellikle başarılı bir spor izliyorsunuz ve şu anda da benim anladığım kadarıyla Türkiye olarak büyük başarılarınız var. Ordu ili olarak da evet. Çok Türkiye'de ve Avrupa'da, dünyada temsil ediyorsunuz. Softball nedir? Softball nasıl bir spor dalıdır? Softball'da kaç sporcu vardır ve nasıl oynanır? Bize bunu biraz açar mısınız? Evet, tabii şimdi şöyle söyleyeyim. 2001 yılında Türkiye Rugby Federasyonu kuruldu ve 4 branştan oluşuyor. Bu 4 branştan bir tanesi de softball. Softball beyzbolun kadın versiyonu. Yani beyzbolu erkekler oynuyor, softballı sadece bayanlar oynuyor. İki takım oluşuyor. 9'ar takımdan savunma ve hücum oyuncusu olarak sahaya çıkıyor. Savunma sporcuların tamamı sahada yerini alıyor. Hücum sporcuların sadece bir tanesi sahada çıkıyor. Savunma sporcusunun atıcısı, yani pitcher dediğimiz, topu atıyor. 3 tane nizam atış yapıp da hücum sporcusu da bunu ıskalarsa ve 3 elimi olduğu takdirde savunma ve hücum sporcusu yer değiştiriyor. Şöyle anlatayım ya da vurucu topu vuruyor. Hücum sporcusu dört kale var, ana kale. Bunlara basıp sayı alıyor. Ve bu şekilde oynanıyor. Çok basit, çok zevkli. Zevkli spor. Hani Türkiye'de çok bilinen bir spor değil. Ama şöyle söyleyeyim. 81 ilde, şu an 35 ilimizde bu branş yapılıyor. Orada sadece FAS'ta biz bunu yapıyoruz. Aktif olarak yapıyoruz. Sporcumuz geçen sene, iki sene önce milli sporcu oldu. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Ben herkese tavsiye ederim. Zevkli ve eğlenceli bir spor. Evet, Beyza Nur, sana dönelim. Siz Türkiye'de bu sporu yapıyorsunuz. Evet. Ve FAS'ta yapıyorsunuz. Bu spora nasıl başladınız? Tavsiyeler, kimin tavsiyesiyle başladınız? Çünkü bilinmeyen bir spor dalı ve insanlar ilk önce bilinmeyen sporlara genelde soğuk bakarlar. Bize biraz bunu anlatır mısınız? Kim tavsiye etti, nasıl başladınız? İlk önce kiminle başladınız? Şu andaki durumunuzu bize anlatır mısınız? Ortaokulda beden eğitimi öğretmenlerim sayesinde bu sporun üzerine yönlendirildim. İlk antrenörüm Songül Aydoğan'dı. Onunla birlikte ilk başta çok hafif bir şekilde başladık. Daha sonra okullar arası sporlara çıktık. Maçlarımız oldu. Muğla'da Türkiye şampiyonluğu getirdik. Ondan sonra Hırvatistan'a çıktım. Etaplı liglerden sonra Zagreb'de Avrupa Şampiyonası'na çıktım. Peki ilk şöyle söyleyeyim. İlk Türkiye Şampiyonası'na çıktınız. Ordu'dan çıktınız. Muğla'ya dediniz. Evet. Muğla'ya gittiniz. Ne hissettiniz? Yani biliyorum ki daha o zamanlar yaşınız da küçük. Evet. Ve ne hissettiniz? Nasıl bir duygu yaşadınız?
İlk şampiyon olduğumuzda çok şaşırdık. Hepimiz birbirimize bakıp hani mutluluktan ağladığımızı söyleyebilirim. Biz çünkü o zamanlar hani bir çim saha bile bulamıyorduk. Süpürge sopalarıyla çalıştık. Şimdi daha iyi bir yerdeyiz. Kendi malzememiz var. O zamanlar kendi malzememiz yoktu. Muğla'ya gittiğimizde elimizden geleni yaptık. Türkiye şampiyonluğu için okulumuzun adını da duyurduk. Çok şükür Türkiye birincisi olduk orada. Softball okul sporlarında var değil mi bildiğim evet, kadarıyla? Evet, softball şu an okul sporlarında yer alıyor. Takım olarak var. Evet. Peki takım kaç kişiden oluşuyor? Takım 9 kişiden oluşuyor. 3 tane de yedek sporcumuz var. Toplamda 12 kişiyiz. 12 kişi. Atıyorum ben buradan siz diyelim ki Diyarbakır'a maça gideceksiniz. Evet. Yani 12 kişi şart mıdır? Yani 9 kişiyle gidemiyor musunuz? 12 kişi gitmek zorundayız. Çünkü 9 kişiden biri sakatlanırsa yedek sporcumuz sahaya girmesi gerekiyor. Anladım. Peki bir soru daha. O şampiyonluğu yaşadınız. O heyecanı yaşadınız. Bu geldiğinizde arkadaşlarınızın size okuldaki tepkisi, sevgisi nasıl bir şey oldu? Bakış açısı değişti mi daha doğrusu? Evet, daha çok bakış açısı değişti tabii ki. Biz hani şampiyon olacağımızı açıkçası ortaokulda kimse düşünmüyordu. Biz herkesin yüzünü kara çıkartıp şampiyon olmak için elimizden geleni yaptık. Allah'a şükür şampiyon da olduk. Sizi tebrik ediyorum. Yani hem ilimizi Türkiye'de başarıya götürdünüz. Sonra da Türkiye'yi Avrupa'da başarıya götürdünüz. Bu gerçekten çok güzel, duygulu bir şey olmalı. Peki bu spordan ileriye yönelik beklentin nelerdir? Yani bir Beyza Nur olaraktan düşündüğünüz zaman ne yapmak istiyorsunuz? Hangi duyguları yaşamak istiyorsunuz? Asıl amacınız nedir? İlerideki hedefim şu an hani milli sporcuyum. Allah'a şükür milli takım antrenörü olmak istiyorum. BESYO okuyup ilerlemeyi düşünüyorum. Peki. Adem Hocam evet. Size dönelim. Bu takımın başındasınız şu an. Evet. Ama sizin ben biliyorum ki Uzak Doğu sporlarıyla da geçmişiniz var. Evet. Ona çok değinmeyeceğiz ama ilerleyen zamanlarda küçük bir nokta değineceğiz. Bu genç sporcularla çalışmak nasıl bir duygu? Şöyle söyleyeyim. İşte dediği gibi yani biz okul sporlarını Muğla'ya gitmeden önce hazırlanıyorduk. İnan kimse inanmıyordu. Ya bu ne diyorlardı ya? Softball nedir? İşte topa vuruyorsun, işte koşuyorsun falan. Dedim bak bu olimpik branş dedim. Biz bu takım göreceksiniz derece yapacak. Hedef ilk dörtte ama Allah bize orada birinciliği nasip etti. Bu çocuklar okul çıkışında inan halı sahamız yoktu, imkanlarımız yoktu. Beton sahada antrenman yaptık ve biz o mücadeleyle Muğla'ya gittik ve çocuklarımız orada birinci oldu. Hiç boş durmadık. Bir yıl sonra Türkiye Şampiyonası'na gittik. Tabii orada rakipler daha ciddiydi. Bir Ankara, bir Kırıkkale, bir Bursa. Yani tamamen bir kurtlar sofrası diyebilirim oraya. Ve biz orada ilk üçe girdik. Ve Beyza zaten orada milli takım antrenörü, milli takım teknörü Beyza'yı gördü. Dediler ki evet bu kız bu iş yapar dediler. Çok şükür yüzümüzün akıyla da milli takımı gitti ve oradan da milli sporcu olarak uluslararası maçta bizi temsil etti. Ben şunu diyorum. Bölgemizden hangi branşta olursa olsun çıkacak her sporcu bizim başımızın tacı. Evet. Mutlaka onlara destek olunmalı. Yani hem maddi hem manevi destek olunmalı. Bakın sokakta çocuklarımız arkadaşlar gezerken onlar başka şeyler telefon elinde oynarken böyle pırıl pırıl genç kardeşlerimiz bizi dünyada, Avrupa'da temsil ediyorlar ve onların tek bir gayesi var. Göğsündeki ay yıldız bayrağıyla o bayrağı göndere çektirmek. Onun için bize onlara çok şey borçluyuz aslında. Bu nebzede softball'da hocam kullanılan ekipmanlar nelerdir? Giysisi nedir? İşte oynanılan malzemenin adı nedir? Biraz onları, keşke o malzemeler aslında ya, burada olsaydı evet, da biraz daha geldik. Güzel olacaktı ama olsun biz daha ilerleyen programlarda inşallah sizin antrenmanlarınızı da çekerek bunu tanıtacağız i̇şte, ama şimdi yüzeysel olarak bize bir tanıtır evet, mısınız? Aslında görsel olarak bunları göstermem gerekiyordu ama malzeme getirmedik. Şöyle söyleyeyim hocam, beyzbolu az çok hepimiz televizyonda gözlemiştir. Evet, bir sopa var, bir top var, bir de eldiven var. İşte sağımızda bir şöyle söyleyeyim. Sağımızda, özel bir giysisi var mıdır hocam? Kalecisi var, catcher dediğimizin. Onun koruyucu diye yani kaleci koruyucu takıyor. Ona catcher diyorlar. Tek kıyafeti bu. Sadece bir de formalarımız var. Onun haricinde başka da bir kıyafeti yok. Burada işte dediğim gibi eldiven, sopa ve top. Bu üç peki, malzemeyle oynanıyor. Bu top nasıl bir şeydir? Yani bildiğimiz bizim
futbol topu gibi midir, tamam. Voleybol topu mu midir? Bize biraz anlatır mısınız? Evet, şöyle söyleyeyim. Beyzbol topunun biraz daha büyüğü ve biraz daha yumuşak hali. Neden yapılıyor bu top? Vallahi açıkçası onu da çok iyi bilmiyorum ama yani sıklaştırılmış bez parçalarının olması lazım. Tam demin diyelim. Yani ağır bir top o zaman. Beyzbol topundan biraz daha ağır. Evet. Biraz daha ağır. Evet. Peki o sopa nedir mesela? Sopanın boyu, ebatı vardır mutlaka, standartı, kalınlığı. Evet. İşte 45 santim olması lazım. İşte tahta ve metalden yapılıyor genelde. Savunma oyuncusu topu atıyor. Hücum oyuncusu, yani o pitcher dizim topa, sopayla vuruş yapıyor. Düzgün bir vuruş yaptığı takdirde koşup kalelere basıyor. Ekranda gördüğü gibi orada ana işte iç sağ ve dış sağ olmak üzere iki tane sağ var. Yeşil evet. Sağ ve ne renk? Kahverengi, evet kahverengi. Evet, topumuz bu. Evet, bu arada da Ahmet abim sağ olsun hemen indirmiş ve bize yardımcı oluyor. Evet, topu da gördüğümüz gibi. Beyzbol sopasıyla aynı sopa galiba. Hemen aynı, evet doğru. Evet. Hemen aynı. Evet, bu arada Rugby Federasyonu'nun da logosu çıktı. Bu akşam aslında bizim telefonla da Rugby Federasyon Başkanımız Sayın Murat Pazan'da konuğumuz olacaktı. Ama yolda olduğu için katılamadı. En kısa zamanda bir canlı yayın programında kendisinin sözünü aldık. Konuğumuz olacak. Murat Başkanımıza buradan teşekkür ediyoruz. Hayırlı yolculuklar diliyoruz. Evet, sağ olun. Onu da belirtelim Rugby Federasyonu'nun. Murat Başkanımız aslında Ordulu değil mi? Evet. Murat Pazan. Biraz başkanlarına bahsedersek. Başkanımız çok milliyetçi bir insan. Önce onu söyleyeyim. Ordu'ya, Fatsa'ya, Ünye'ye gerçekten güzel. Korganlı diye biliyorum. Doğru mudur? Aslen Korganlı ama Samsun Çarşamba'da yetişmiş. Ama Ordu'yu çok seviyor. Sağ olsun malzemelerimiz de o bize destek oluyor mu malzeme? Kesinlikle. Her türlü malzeme yardım ediyor. Sağ olsun her gelmeyi uğrar. Takımı ziyaret eder. Takımından çok memnun. Biz de yüzümüzü kara çıkarmamak için çalışıyoruz. İyi mücadele ediyoruz. Şöyle söyleyeyim. Yani bizim 10-13 yaş grubu, 14-16 yaş grubu var. İki takım haline götürüyoruz. Artı bir de beyzbolumuz var bizim. Tabii ondan şu an bahsetmedik ama bizim beyzbol takımımız da çok iyi. Sağ olsun Murat Pazan. Allah razı olsun. Her konuda destek veriyor. Şeyde Rugby Federasyonu adı ama Rugby Federasyonu altında kaç tane branş vardır? Yani yapılan dal vardır. Onu Ahmet biraz Bey, açar mısınız? Tabii şöyle söyleyeyim. Rugby Federasyonu içinde tam 4 tane branş var. Korumalı futbol, yani Amerikan futbol dediğimiz. Artı rugby, artı beyzbol ve softball. 4 branştan oluşuyor ve 4'ü olimpik branş. Avrupası var, dünyası var ve olimpiyatları var. Tabii bizim ülkemiz olimpiyatlarda şu ana kadar hiç görev alamadı ama inşallah ya da şöyle söyleyeyim. Son 3 yıldan beri Avrupa'ya gittik, dünyaya gittik. İnşallah olimpiyatlarda olacağına inanıyorum ben. Zaten yeni bir federasyon. Öyle olimpiyatlara hemen gitmek o kadar kolay değil. Tabii ki biraz emek vermek gerekiyor. Aslında yeni değil. 2001 yılında kurulmuş yeni ama. Yeni sayılır. 2020'de çok yeni Murat yani. Murat Pazan göreve geldikten sonra güzel işler yaptı. Murat sağ olsun. Evet. Murat Başkanım son 4 yıldan beri. Mesela şöyle söyleyeyim. Okul sporu yoktu. Okul spora geldi. Analik maçları yoktu. Analik maçları geldi. Şu an iyi gidiyor yani. Dediğim gibi Ankara, Bursa, Kırıkkale ve Ordu. Bu 4 il şu an kafa kafaya mücadele ediyor. Ordu'da kaç tane takımımız var Adem Hocam? Şöyle söyleyeyim. Gönül isterdi ki Ordu, Altın Ordu, Ordu merkezde bir takımımız olsun isterdi. Ama bu işi biz şu an ilçede yapıyoruz. Fatsa'da. Fatsa Spor Kulübü, Büyük Ataspor Kulübü olarak iki kulüp çalışıyoruz. Yaş grupları var. 10-13 yaş grubu, 14-16. Şu an Beyza ve takımı 14-16'da yarışıyor. İki takımımız var. Yaklaşık 60 yakın sporcumuz var. Aktif şu an 60 tane softball. Ben spor camiasının şeyinde olan bir kişi olarak bildiğim kadarıyla daha önce Çatalpınar ilçesinde de siz bir tür faaliyetlerle bulundunuz. Evet, aslında onu söyleyecektim. Tahmin ediyorum. Orayı biraz açar mısınız? Tabii şöyle söyleyeyim. Çünkü kırsaldaki çocuklar spora daha yatkın. Onların kesinlikle kasları daha güçlü olduğunu ben sporcu olarak biliyorum. Antrenör evet, olarak. Evet. Sizden bu konuyu şöyle söyleyeyim. Çatalpınar Belediye Başkanı Sayın Ahmet Bey. Ahmet Tire evet. Başkanımız. Yani müthiş bir insan. Yani ben ilk ona gittim. Hocam ne demek dedi. Gel burada spor yap dedi. Sağ olsun biz Çatalpınar'da bu sporu başlattık. Hatta bir kızımız da Çek Cumhuriyeti'ne gitti milli sporcu olarak. Takımda yer aldı. Evet. Ama işte orada imkanlar kısıtlıydı. İşte çocukların çoğu kırsal kesimden geliyordu. Çatalpınar'ın merkezde fazla sporcumuz yoktu. Hepsi kırsaldan geldiği için. Ve ben Fatsa'dan Çatalpınar'a gidiş gidiş çok zor olduğu için sadece orada bir buçuk yıl bu sporu yaptım. Daha sonra oraya başka bir antrenör arkadaşa, bayan bir antrenör arkadaşa bıraktım.
İşte son 2 yıldan beri FAST'ı da yapıyorum. Ama şu an FAST'ı aktif olarak çok iyiyiz. Dediğim gibi 14-16'da gerçekten çok iddialıyız. Yani şöyle söyleyeyim, milli takım 21 kişiden oluşuyor. Şu an 8 tanesi FAST'lı ve ben diyorum ki niye evet. Hepsi FAST'lı olmasın? Yok, o kadar da haksızlık yapmayalım diğerlere de. Çok iddialıyım bak, çok samimi söylüyorum. İnşallah olsun takım tabii ki. Bizim gönlümüz bunu ister ama bu sefer diğer illerin gözüne çok batarsınız. Yok, vallahi hocam iyi olan kazansın istiyorum. İyi olsan kazansın. Ve biz çalışıyoruz. Pandemide inan herkes evde yatarken biz antrenman yaptık. Sağ olsun emniyet müdürümüz izin verdi. Tedbirlerimizi aldık. Ve o şekilde haftanın 4 günü full antrenman. Maşallah. Bu biz mesela sporcunun bir spor dalı yapacağı zaman boyuna bakarız, fiziğine bakarız, kilosuna bakarız. Yani hangi bizim spor dalına yattın mıdır? Evet. Burada siz bu şekilde sporcu geldi. Mesela ben çocuğumu aldım size getirdim. Softball'a. Kayıt ettirmem için ne tür şartları arıyorsunuz ve ne yapmamız gerekiyor? Çocuğun fiziğine mi bakarsınız yoksa yani özel bir kriteri var mıdır daha doğrusu? Şöyle söyleyeyim hocam, spor bir eğlencedir. Çocuk gelecek, eğlenecek. Sonra yeteneği varsa, kabiliyeti varsa ona göre çocuğu yönlendireceğiz. Şimdi softball sporcusu bir kere kısa mesafe iyi koşması lazım. Beyza iyi koşamıyor ama iyi bir atıcı. Kol kuvveti çok kol iyi. Kuvveti. Kesinlikle. Evet. Topu çok güzel atıyor. Çok güzel vuruş yapıyor. Ya hızlı yapıyor. Koşacaksın ya kuvvetli atış yapacaksın kesinlikle. Anladığım evet, kadarıyla. Kesinlikle. Bu ikisi olacak hocam. Evet. Bu ikisi olacak. İkisi de olacak. Sağ olsun Beyza da kolu çok iyi. Kol kuvveti çok iyi daha doğrusu. Ve kendini o şekilde ilerletiyor. Yani Beyza pitcher. Atıcı demektir yani. Pitcher atıcı demektir. Evet. Peki yani başka ben kayıt ettirmek istediğimde çocuğumu. Siz bizden ne tür evraklar istiyorsunuz ve özel bir şart istiyor musunuz yoksa direkt gelip kimliğimle kayıt olabiliyor muyum? Hocam tamam önce sağlık diyoruz. Çocuk gelecek lisansını çıkartacağız. Sağlık raporu alacak. Lisansını çıkaracağız. Ve hemen arkasında antrenmanlara girer. Zaten bir yeteneği varsa onlara özel olarak çalıştırıyoruz. Takım hazırlıyoruz. Dediğim gibi ilk başta eğlence. Çocuk eğlenecek. İstiyoruz ki çocuk her gün elinde bir telefonla meşgul olmasın. Gelsin spor yapsın. Açık alanda yapıyoruz. Ve zevkli de oluyor. Antrenmanlar çok zevkli geçiyor. Bazen sahile çıkıyoruz, sahilde yapıyoruz. Kumsalda da çok zevkli geçiyor softball antrenmanları. Maçlara gidiyoruz, maçlar eğlenceli oluyor. İşte arabada ve dışarıda çocuklar eğleniyorlar. Bu iş kısım eğlence kısmı. Diğer kısımda dediğim gibi yetenek varsa, çocuk iyi koşuyorsa evet dış sahada pozisyonunu alır ve dış sahada koşar. İç sahada pitcher, atıcı ya da kaleci. Bu şekilde değerlendiriyoruz, bölüm bölüm değerlendiriyoruz. Neye yatkınsa eli ya da duruşu ona göre değerlendiriyor. Yani hiç bizden şunu demedik. Ya senin fiziğin düzgün değil ya da sen bu iş yapamazsın demedik. Herkesi değerlendirdik. Hiç kimse geri çevirmedik bu zamana kadar. Sporda kesinlikle öyle olmalı. Ben hep şuna inanırım. Biz antrenörler olarak şampiyon sporcuyu her zaman yetiştirebiliriz. Ama ahlaklı, gerçekten vatanını, milletini seven sporcuları yetiştirmek çok önemli. Bunu yapabilmek için de o sokaktaki çocukları alıp spor salonlarına ve sahalara çekmek antrenörün görevi. Birinci görevi bu. Evet. Bunu yapmalı. Bunu da direkt ben kendi branşımdan bahsedeyim. Direkt çocuğu tutup da kum torbasının karşısına verirsen veya direkt tekme yumruk attırırsan belli bir süre sonra çocuk o spordan bıkar ve biraz önce sizin dediğiniz gibi çocuklarla oyun oynamak lazım. Evet, oyun kesinlikle. Oynatarak sevdirmek lazım. Eğlenceye dönüştürmek lazım için spor ve eğlenceyle birlikte götürürse başarılı olmuyor. Evet Beyza'ya dönmek istiyorum tekrar. Beyza sen bu sporda kendini nasıl hissediyorsun? Derslerine nasıl yansıyor? Biraz bize açar mısın? Şimdi şöyle anlatayım. Ben bu işi 4 yıldır yapıyorum. 7. sınıftan beri. Derslerime iyi bir şekilde yansıyor. Kötü not getirmedim bu zamana kadar hiç yani. Bu sporu yaparken gerçekten eğleniyorum. Antrenmanlar da eğlenceli oluyor. Adem Hoca ile birlikte takım arkadaşlarım. Çok eğleniyoruz ama maça çıktığımızda da tabii ayrı bir ciddiyetimiz oluyor. O maçı almak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu kadar. Şöyle söyleyeyim. Kaç tane sporcu arkadaşınız var şu anda softball yapan sizinle birlikte? Bizim yaş grubumuzda 14-16'da 48 tane. Şimdi 48 tane sporcusunuz. Bu sporu yapan. Ve baktığınızda aslında siz FATSA'da bugün hiç yoksa benim bildiğim 20 binin üzerinde çocuk vardı sizin yaşınızda evet. Ve 6 yaş grubunuzda. Siz onlardan çok daha değerlisiniz. Neden? Çünkü bir amacınız var. Hem ders olarak hem millilik. Millilik duygusunu yaşamak istiyorsunuz evet. Ve o yüzden çok kıymetlisiniz.
Milli olduğunuzda, ilk milli olduğunuzda ne hissettiniz? Anneniz, babanız ne hissetti? Siz ne hissettiniz? Tabii ki gururlandım. Türk bayrağını göklerde tutmak bu gelecekteki çocukların yapması gereken bir şey. Bunu yaptığım için çok gururluyum. Kendimi hani nasıl göklerde gibi hissettim. Çünkü Türk bayrağını yere indirmedik. Göklerde taşıdık hep. İlk millilik haberini nasıl aldınız? Kim verdi size? Songül Aydoğan. Antrenörüm. Ne yaptınız? Ağladınız mı o zaman? Mutluluktan ağladım, evet. Evet, bu çok önemlidir çünkü. Gerçekten hele hele sizin gibi bayan sporcular için kıymetli bir görev. Ben şunu diyorum. Ben bayan sporcuların, bayan çocuklarımızın, kadın çocuklarımızın mutlaka bir adım daha önde tutulmalı. Spora yönlendirmeleri, onları eve kapatmamalı. Ve inanın bakın sevgili seyirciler, o çocukları gönderin spor salonlarına, derslerinin ne kadar düzeldiğini, özgüvenlerinin ne kadar yerine geldiğini sizler göreceksiniz. Yani çocuklarınızı lütfen ve lütfen evinizde kapatıp tutmayın. Onları bir spor salonuna, bir sahaya, bir takıma mutlaka verin. Bu spor olur, bu tiyatro olur, bu müzik olur, hiç fark etmez. Ama bir yere mutlaka çocuklarınız sosyal faaliyette bulunsunlar ki özgüvenlerin geçmişe baktığındaki kıyasladığınızda nasıl önde olduğunu göreceksiniz. Siz Adem Hocam bu konuda çocukların spor ve özgüven konusunda yılların antrenörüsünüz. Bir de hep çocuklarla uğraşıyoruz bizim. En büyük şeyimiz o. Hı-hı. Ne düşünüyorsunuz? Ben şöyle anlatayım. Hatta isim de verebilirim. Yani Gökdeniz Bekkürek var. Tekvando yaptı, beceremedi. Futbol oynadı, olmadı. Badminton yaptı, olmadı. Okçuluk yaptı, olmadı. Dedim ya hocam bak, şimdi babasına dedim ya bu yapamayacak bu çocuk. Ve en sonunda beyzbolu tanıştı. Ve şu an inanır mısın bak, beyzbolun milli takımın vazgeçilmez sporcusu. Buyurun. Ya biz bu çocuğu küstürseydik ve bu çocuk hani sen tekvando yapamadın, sen şunu yapamadın, sen beceriksin deseydik. Mutlaka bir spor dalına başarısı çıkacaktı. Kesinlikle bak, yeteneği beyzbol demiş ve şu an beyzbolun vazgeçilmez bir sporcusu. Ve ben herkes söylüyor, hani adam külot olabilir, işte ya ben işte şişmanım, ben bu işi yapamam. Hayır kardeşim, herkesin kendine bir yeteneği vardır. Hiç kimse küstürmemek lazım. Herkesi kazanmak lazım. Özellikle bu çocuklar küstürdüğü zaman sayılarda görüyoruz. Çok farklı ortamlara giriyorlar. O yüzden diyoruz ki herkes spor yapsın. Herkes gelsin. Gelsin, eğlensin kardeşim. Biz bunu istiyoruz. Ve şu anda dediğim gibi takımdan çok memnunum. Hiçbir sporcu geri çevirmedik. Gayet de güzel gidiyor. Evet. Sana tekrardan dönmek istiyorum. Öndeki hedefleri konuştuk. Evet. Milliliğini konuştuk. Okuldaki öğretmenleriniz ve müdürleriniz size bu, çünkü çok milli oldu mu çok antrenman yapmak gerekiyor. Evet. Dersleriniz ister istemez bazı dersleri düşmeye demeyelim ona, aksatmanız gerekiyor. Çünkü şöyle, o dersten mutlaka izinli sayılmanız gerekiyor. Evet. Sorun çıkarıyorlar mı, zorluk çıkarıyorlar mı? Hayır, aksine ben şu anda okuduğum okula milli sporcu belgemle yerleştim. Müdürüm bu yaptığım sporla ilgili aşırı derecede mutlu. Ve hani antrenörüm de daha eski bir öğrencisi, Songül Hocam. Eski öğrencisi olduğu için bu sporu merak ediyorlar. Her gördüğümde konuşuyoruz. Softball nedir, nasıl oynanır? Hep bu soruları cevaplıyorum. Aslında şöyle midir? Siz ilimizi, ülkemizi temsil ederken okulunuzu da temsil etmiş evet. oluyorsunuz. Doğru mudur? Evet. Müdür burada biraz daha şanslı mı sizin o okulda evet. olmanızdan dolayı? Peki arkadaş, spordan önceki hayatınız ve spordan sonraki hayatınız. Arkadaşlarınızdaki davranışlarınız, ortamdaki işte oturma, kalkma veya sosyalleşme açısından aradaki fark nedir? Biraz anlatır mısın Beyza? Ben daha önceden futbol oynuyordum. Futbol üzerinden bu spora yerleştim. Hep aynı arkadaşlarım. Sen sporun tamamen içindeymişsin. Futbol takımıyla birlikte bir softball takımına geçiş yaptık. Hep aynı arkadaşlarımdı. Hani her şeyi daha iyi görebildik. Yaşımız büyüdükçe tabii ki daha oturaklı, daha hani nerede ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Bu sporu öğrendikçe sahada artık sahayı evimiz gibi görüyoruz. Sahada olmayınca aksine Adem Hoca'ya her gün antrenman yapması için yazıyoruz. Evet. Şimdi gördüğümüz kadarıyla bazı insanlar bu koşuşturmaları, topa hücum etmeleri gördüğü zaman sakatlığının olacağını düşünüyor çocuklarında. Siz bir sakatlık yaşadınız mı? Bu spor gerçekten sert midir? Softball
anlamı bu anlamda ne ifade ediyor? Bunu biraz senden dinlemek istiyoruz. Sporcu olarak dinlemek istiyoruz. Biz antrenörler söylediğimiz zaman biraz veliler diyor ki yok onlar sporcu çekmek için bunu diyordu ama sporcunun ağzından dinlemek daha iyi olur bence. Ben bu yıl bir sakatlık yaşadım. Sol dizimdeki çapraz bağlarım koptu. Bu koşarken de olur, bu yürürken de olur. Bu sakatlık sporla bağdaştırmamak lazım. Antrenman esnasında oldu. Ama hani sakatlandım diye asla bırakmadım. 5 ay boyunca geçmesini bekledim. Daha sonra sahalara tekrar döndüm. Ya hiçbir şey bahane değil. Yapmak isteyen her türlü her şekilde yapar. Şimdi Beyza Nur bir antrenör olsa, sporunu tanıtması gerekse, sporculara, okuldaki arkadaşlarını davet etmek istese ne söylemek ister? Şöyle kameraya bakarak bu sporu güzel bir şekilde anlatarak o arkadaşlarını bu spora davet eder misin? Tabii ki. Kamera şurası. Bizim sahamız küçük bir sahadır. Kek dilimi gibidir. İç saha yani iç sahamız topraktan oluşuyor. Dış sahamız ise çimenden oluşuyor. Savunma oyuncusu olarak sahaya yerleştiğimizde 3 dış sahamız vardır. 6 da iç sahamız vardır. Atıcının topu atmasıyla yani biz atıcıya pitcher diyoruz. Pitcher topu başlatmasıyla oyun başlar. Nasıl bir spor? İlk başta başladığımızda tabii ki sıkıcı, zevksiz gelebilir. Ama oyunu anladıkça insanlar daha çok seviyor. Biz 4 yıldır yapıyoruz. 4 yıldır da bu işi yaptığım için çok mutluyum, çok eğleniyorum. Takım arkadaşlarımla anlaşabiliyorum. Hani sahada olmadığımız gün bizim için berbat bir gün geçiyor. Sahaya o kadar çok alıştık ki bırakasımız gelmiyor artık. Şöyle diyelim mi? Lütfen arkadaşlar evde oturmayın. Spor salonları ve sahaya koşun. Bütün kadın sporcuların da sahaya gelmesini çok isterim. Öncelikle hani kadın sporcularımız da önce olmasını çok isterim. Evet, bu ara mesajlarımız da var. O arkadaşlarımızın mesajlarını da bir okuyalım. Yakup Şahin, hayırlı akşamlar demiş. Rabbimiz yolunuzu açık etsin, daima sizlerin yanındayız demiş. Evet. Sonar Cuni, hayırlı akşam, hayırlı olsun, Allah utandırmasın demiş. Ondan sonra Serpil Eve, bölgemizin gençlerinin hele de küçük hanımlarımızın bu başarısı bizleri çok mutlu ediyor. Onlarla gurur duyduk demiş. Bizler de yorum yapan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Evet Adem Hocam, siz uzun yıllar benim bildiğim herhalde 90'lı yıllardan beri sporun içerisindesiniz. Evet. Uzak Doğu sporlarıyla başladınız ve sonra bu spora dönüş yaptınız ama Uzak Doğu sporları devam ediyor mu? Yani hayatınızdaki sporun başlangıcını, ilk başlangıcından bugüne kadar biraz böyle ufak tefek bir dokunuşlarla bize anlatır mısın? Tabii şöyle söyleyeyim. Benim asıl branşım tekvando. Yani ben bir tekvando aşığıyım. Hala seviyorum. Hala musabaka yapasım var. Hala eldiven ve kum torbası dövesim var. Ama softball ile tekvando şöyle kıyasladığın zaman tekvando derece yapmak veya milli takımın spor yetişmek çok zor. Çünkü 81 ilde tekvando yapılıyor ve herkes çok iyi. Ama softball dediğim gibi sadece Türkiye'de şu an 30 il var. Ve bu 30 il içinde biz ilk 4'e girdik 3 yıl içinde. O yüzden şu an softball yöneldim ama kesinlikle tekvandoyu bırakmadım. Aktif olarak değil ama şu an hakemlik ve antrenör olarak tekvandoya devam ediyorum. Sabık olarak yapmıyorum. Ama İşte başta dediğim gibi benim branşım tekvando, ben bir tekvando aşığım ve spora o şekilde başladım. Softball'da yeni antrenörler yetiştirmek, yeni bölgemizde hakemler yetiştirmek, buralara evet. Kurslar, seminerler almak için bir mücadeleniz var mı? Bir girişiminiz var mı? Bu konuda il temsilciliğiyle koordineli çalışıyor musunuz? Evet. İl müdürlükleriyle bağlantılarınız ne kadar kuvvetlidir? Biraz da bunlardan bahseder misiniz? Tabii, konuyu şöyle anlatayım hocam. Songül Aydoğan benim tekvandan öğrencimdir. Yaklaşık 8 yıl benimle beraber tekvando yaptı. Şu an atandı öğretmen olarak, evet. Kayseri'de görev yapıyor galiba Songül hocamız. Şöyle söyleyeyim. Ona da selam edelim buradan. Songül'e dedim ki Songül gel sen softball yap dedim. Bak sen bu işi daha yaparsın. Hocam o ne dedi ya ben ne anlarım falan. Ama o Songül inanır mısın son 4 yıl içinde softball'un piri oldu. Milli sporcu oldu. Ülkemizi uluslararası maçları temsil etti. Ve millikten atandı. Şu an Songül Aydoğan öğretmenlik yapıyor Kayseri'de. Birçok öğretmen arkadaşımız atama bekliyor. Ama Songül kardeşimiz milli sporcu atandı. Ve şu an milli takımın vazgeçilmez antrenörü. Softball'da milli takımın vazgeçilmez antrenörü. Ben istiyorum ki evet birçok Songüller çıksın.
Ve Songül şu an bize bir örnek oldu. Yani birçok faslada herkes şu an Songül'ü örnek alıyor. Herkes Songül gibi oynamak istiyor. Songül gibi bu branştan atanmak istiyor, ya da öyle söyleyeyim. Biz amacımız, evet, kızlarımızı, kadınlarımızı bu branşa sevdirmek. Daha sonra dediğim gibi yeteneği varsa uluslararası maçta, uluslararası arenalarda temsil etmek. Şöyle midir hocam? Softball genelde bayanlardan oluştuğu için takım, Songül de bayan olduğu için onların dilinden daha iyi anlayıp başarıya bundan daha iyi koştu diyebilir miyiz kesinlikle aslında? Kesinlikle, evet. Yani o yüzden demek ki genç kızlarımıza buradan örnek olsun. Mutlaka antrenörlük için bu sporu öğrenin ve sizler de gelecekte eğer milli olmak, milli takım antrenörü olmak, bu arkadaşlar bu aynı zamanda bir ekmek kapısıdır. Bakın emin olun. Evet. Songül kardeşimizi ben de çok iyi tanıyorum. Yıllarca sporun içinde oldu ama 4 yıl içerisinde bakın softboldan milli takım antrenörlüğüne kadar, hatta zannediyorum şu anda Kayseri'de bir ortaokulda öğretmenlik yapıyor. Ve buradan atandı. Evet. Bu genç kızlarımız da yarın işte 7 kere milli oldum dedi Beyza. Evet. Yarın üniversiteye gittiği zaman birçok burs alacak, ücretsiz alacak ve ücretsiz yurtlarda kalacak. Bunlar gerçekten çocuklarınız için spor deyip geçmeyin. Hem yaşam tarzı, hem beden terbiyesi, hem de geleceğini garanti altına alma diyoruz biz buna arkadaşlar. Onun için mutlaka çocuklarımızı spora yönlendirelim. Özellikle genç bayan arkadaşlarımız, bakın önünüzde çok güzel bir şey var. Adem hocamızla, Fatsa'mızla istediğiniz zaman görüşebilirsiniz. Evet. Bu sporu yapmak isteyenleri biz softball'a davet ediyoruz. Evet Adem hocam, ben bu akşam sizi çok fazla yormayacağım demiştim. Siz de çok zamanınız olmayacağını söylemiştiniz. Sağ olun. Son sözlerinizi alalım. Programımızı yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Evet, şöyle söyleyeyim. Haftanın 4 günü Fatsa stadyumunda softball, sadece softball değil aslında beyzbol da yapıyoruz. Erkekler için de var. Ama şu an softball daha ağırlık veriyoruz çünkü takımımız çok iyi. Ben başta Fatsa olmak üzere yine aynı şekilde Ünye ve Altınor'daki sporcularımızı softball tanımasını istiyorum. Gelsinler, hoşuna giderse antrenmanlara davet ediyorum. Biz inşallah şu son yani 1-2 yıl içinde softball antrenörü ve softball hakemleri bir şekilde ilimizde katacağız. Tabii ilk başta şu an Fas'ta var, Ünye, Altınordu olmak üzere bu ilçelerde de biz bu branşı yaymak istiyoruz. Softball eğlenceli bir oyun. Herkese tavsiye ediyorum, herkesi bekliyorum. Yani herkesin mutlu olacağı bir spor, öyle söyleyebilirim. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bezanur, senden de son sözlerini alalım. Sonra programımızı yavaş yavaş kapatacağız inşallah. Ya ben bu sporu yaptığım için çok mutluyum. Başarıyı daha çok üst hedeflere taşımak istiyorum. Daha başarılı olmak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. İnşallah daha iyi yerlere gelirim. İnşallah bizler de sizin iyi yerlere gelmeniz için dua edeceğiz. Ve böyle güzel bir yıllardır tanıdığım kardeşim, eyvallah, Adem gibi bir hocayla çalışıyorsunuz. Ve özveriyle, hiç zaman özverisinden kendini geri çekmedi. Bu iş parayla yapılacak işler değil. Bu iş gönül işleri biraz. Kesinlikle. Hizmet işleri, vatan millet işi. Bu konuda da kendisini tebrik ediyorum. Sizi de tebrik ediyorum. Evet sevgili seyirciler, bu akşam da bir programımızın sonuna geldik. Moda TV Spor 52 programından hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Haftaya aynı saatte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.